Subhanallah, subhanallah. Öyle bir çağdayız ki oluk oluk uyanış, yani oluk oluk hikmet, bilgi akıyor. Akıl çağındayız. Ve uyanış son sürat devam ediyor. Yani bu teknolojinin tam olarak böyle bir şeye hizmet ediyor edeceğini tahmin etmek henüz, yani anlayabiliyoruz. Onu düşünmemiz dahi zordu şimdi gördük görene kadar. Yani gerçekten evet, bir sürü oyun, eğlence, gırgır, şamata için kullanılan bataklar, saplanan yığınlar var. İnşallah temiz kalpli olanlar da derhal bundan kurtulurlar. Ama bunun gerçekten mesela kitap okumanın işte toplumlarda göre kitap okumayı örnek veriyorum, ne kabul ederler? İşte gelişmişlik, çağdaşlık kabul ederler ve bugün gerçek anlamda bir yani en güzel söz, en güzel kitaplardaki geçmişten böyle etki yapan atasözlerinden hele ayetler, Subhanallah, her biri zaten devasa hikmet dolu nimetler. Yani ayetler, sözler, hikmetler böyle en güzelleri süzülüyor, toplanıyor, insanlar akşama da konuşuyor. Yani bir insan örnek veriyorum, yani 1.000 tane kitap okusa bunların içerisinde en özlerini böyle güzellerini tutup seçmesi, üzerinde durması, altını çizmesi, bunlar ne kadar zamanı gerekir ki başarması dahi çok uzak, yani Allah'ın dilemesi dışında. Ve bugün yani ciddi anlamda böyle bilginin, hikmetin, aklın çok muazzam derecede Allah'ın izniyle ortaya çıktığı, değerini anlaşıldığı zaman elbette ki Allah bu çağ artık Müslümanlığı en güzel olması gerektiği haliyle o kitabı insanlar üzerine taşıyabilsin diye belli olaylara tanıklık, belli hikmetlere tanıklık, böyle olayları yaşama, bunlar hepsi aslında insanın o Müslüman en güzel profiline kavuşması için Allah'ın verdiği bir donanım, bir imkan. Ve nurunu tamamlama, göklerin ve yerin hakim Allah'ın nurunu tamamlama zamanında en güzel yakışan profil, portföy, insan portföyü. Yani şimdi Allah'ın izniyle bilgiyle hareket etmeyi öğreneceğiz ve sürekli doğru ve yanlış hesaplamaları Allah'ın bize koyduğu Kitabullah ve Sünnetullah. Çünkü bunu da Resulüyle, kitabıyla size hamdolsun bize öğretmekte. Bu çizgiyi takip ettiğimiz sürece inşallah ki çok daha yani gerçek anlamda bir akıl çağı, gerçek anlamda bu Müslümanlığın bu asr-ı saadet denilen aslında ona kadar sürdüğünü ancak Allah bilir. Yani o isime oradan alıyorum. Yani orada Allah'ın Resulü ile beraber Ahmet Aleyhisselam'a ceddim, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve İbrahim, elbette ki bütün Nuh Aleyhisselam, bütün göndermişler Musa Aleyhisselam, hepsi Allah gani gani rahmet yağdırsın ve inşallah ki bizi selametini içerisinde derecelerini arttırsın. Ve bütün tabi olanları gerçek kalbi, bütün kalbiyle, yani onun, Ahmet Aleyhisselam ve onun yanında sınırlı sayıda o gerçekten Kur'an'ın o güzelliğini tadan ve gerçekten bir çölün ortasına, bir köyde dünyanın göz bebeği olacak bir medeniyet Allah'ın izniyle inşa edenlerin o kavuştukları imana, o kavuştukları ilme, o kavuştukları hikmete ulaşmak için Rabbimiz önümüze, yani bu sayı anlamında dünyayı nurunu tamamlamak için insan gereken sayıyı olması açısından Allah bugün bu sosyal medya diye küçümsemeyin. Kimi insanlar burayı hala gırgır, şamata, boş laf, ebeliği, saçma sapan kullanıyor. Onlar bilmezler. İnşallah iyi kalpler uyanır onlardan. Ama burada gerçek anlamda bunun bir bilgi kütüphanesi, hem de benzersiz, emsalsiz bir bilgi kütüphanesi. Yani sen hem sıkıntını alıyorsun, hem oradan Subhanallah, hem ayetler, hikmetler, böyle en güzel sözlerle sürekli gelişiyorsun.
Muazzam bir nimet. Yani bunu da sen de bu haseple, bu amaçla kullan. Yani öyle oyunmuş, eğlenceymiş, boş şeyler için kullanmak dahi yani eziyettir. Bugün kötü, yani güzel anı yapmayı biriktirmekle kötü anı biriktirmek farkını düşünün. Üzerine yaptığınız, yani insanların aklında açtığınızda mesulsünüz. Yani bu haseple böyle bir insanı bir örnek verirken dahi, eğer birinin görselini mesela İzmir'de o kadar ahlaksız parkta bir şeye tanık oldum. Yani bunu şu anda o ahlaksızlar ülkemizin tamamen o hale gelmesini istiyorlar. Yani o çeşitli ülkelerde yani tamamen aniden ürüyen bir halde kamplar yapan, tamamen şeytanın saptırdığı o ahlak yoksunların hali gibi bir ortam istiyorlar. Ve o kadar çirkin bir iş gerçekleştirdiler. Yani siz bunu kınayacaksınız, elbette kınayacağız ki dürüst insanlar, doğruyu arayanlar, doğruya değer verenler uyansınlar ve onlar da doğru safımızı belli edelim. Ama biz bunu kınarken bir yandan da o ahlaksızlığı alenen insanların gözü önünde sergilemeyelim. Yani onu üzerini kapatalım. Bunu bu şekilde servis edelim. Yani anlattığımız zaman da öyle şey çağrıştıracak, insanları böyle kötü düşüncelere böyle sevk edecek kelimelerle değil. Yani bu çok önemli. Çünkü biz insanoğlunun temel özelliği nedir? Biz hayal kurabiliyoruz, düşünebiliyoruz, canlandırabiliyoruz. Yani bu canlandırma dediğimiz şeyi küçümsemeyin. Bugün cennetle cehenneme bu varlığını buradan anlayabiliyoruz. Deliller dediğimiz, gerçeği idrak etme dediğimiz Allah'ın izniyle bilgileri buradan tamamlayabiliyoruz, algılayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Yani kalbimiz nihayet mühür bastı. Hangi kalp mühür basar? Bozulmamış kalp doğru mühür basar. Bozuk kalp, yani kalbi kin, fesat, şeytandan olan o haller içerisinde ki kalp ve günaha boğulmuş, bir günahtan kararmış bir kalp doğru mühür basamaz. Kalp mühür basmadır ve onun temiz olması, kötülüklerden, yanlışlardan uzak durması ve alenen kin olduğu, alenen şeytanın bir hilesi olduğu ahlaklardan da, duygulardan da kaçması gerekir ki doğru mühür bassın. Yani biz bu canlandırma yeteneği sayesinde cennet, cehennemi parçalar birleştirip delillere koyuyoruz ve kalbimiz mühür bastığında Allah'ın izniyle emin oluyoruz ve anlayamadıklarımızı da anladıklarımız doğrultusunda kesin bir şekilde iman ediyoruz. Rabbimizin bize öğrettikleri dahilinde. Yani bu haseple neyi, bakın şeytanın amacı ne? Şeytanın işi ne yani? Yaptığı şeyi hatırlatmak sadece. Ben sadece sizi davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz. Beni değil, kendinizi kınayın diyor o gün. Değil mi? İnsanlar, cehennemlikler onu kınadığında. Yani siz de bir anda o kadar çirkin bir şeyi kınarken, güzel bir şey, evet kınayalım ama bir yandan da şeytanın o yaptığı işin o kötü ameli üzerine yükleme. Yani tamam, yani bakıyorsun, yani ciddi anlamda insanı zulme sokacak bir hal. Bunun için buna dikkat edelim inşallah. Yani bu Rabbimizin hem de bugün ilmin en güzel şekilde ilerlemesinin, akıl çağının temeli gene görsellerle konuların anlatılıyor olmasıdır. Yani bugün videolar olsun, görseller olsun çok fazla kullanılıyor ve bu canlandırma yeteneğini sürekli güçlendiren bir nimettir. Gerçek anlamda bu şu anda dünyada hala bunu en önde takip eden, hamdolsun Rabbimizin de burada Risalet'i burada çıkarması, bu yer olarak bu farkı dünyada hızla, yani bir yükselişle görmekteyiz. Bu daha gerçek anlamda inşallah ilerleyen yılların daha sinyali sadece. Yani bize düşen her gördüğümüz yanlışla mücadele etmektir. Yani bir tane vaktimiz ve şeyimiz olduğu sürece asla buradan geri durmayalım. Mesela bir tane domuzu Allah'ın izniyle onun cevabını verdim ve paylaştım. Kovalıyorlar motorlarıyla. Pis domuz, lalu haho diye domuzu ölesiye böyle yoracak şekilde kovalıyorlar. Yani bu arada düz bir arazi, çöl gibi bir yer. Gelip seni rahatsız etmiş, o yapmış, bu yapmış, sen kendi ekinden kovalıyorsun gibi böyle bir şey de değil.
yani çölün ortasında kovalıyor ve amacı rahatsız etmek, oyun oynamak olduğu da zaten onu öylece olduğu aşikar. Neyse. Yani eğer ki varsa da yani o eğer gereksiz yapmışsa ki öyle görünüyor. Sözüm onun içindi zaten. Ve diyor ki yani ben işte pis hayvan, pis hayvan Allah'ın izniyle ben cevap verdim. Yani o pis hayvan bunu diyenin zihni ondan daha pis. Zira onu yemek haramdır. Ama ona eziyet haram olduğu gibi, yemek haram olduğu gibi ona eziyet etmek de haramdır. Yani sen öyle bir bakın hiçbir canlı, bitkiler dahil bakın. Canlı, hiçbir canlı sana zarar vermeyen hiçbir canlıyı sen rahatsız edemez, zarar veremez, veremezsin. Yani bu insanlıktan çıkmaktır, bu şeytana uymaktır. Yani Allah bu açık zulümdür ya, sen domuzu ne hakla tutuyorsun, öldüresi, keyfi bir şekilde yoruyorsun, hayvana eziyet ediyorsun. Bu zulümdür zaten. Allah zalimleri tövbe etmeleri, hali düzeltmeleri, iyilik yapmaları ve tamamen o zulümde yüz çevirmeleri dışında zalimin o yüklediği şey ona çok büyük bir acı, çok büyük bir pişmanlık sebebi olacak. Yani Allah her hesap günü var ve bizi, bütün yaptıklarımızı bize elbette ki hatırlatacak. Şimdi bir tane daha arkadaşın bir sorusu oldu. Çok güzel de bir soru oldu aslında, tam olarak birçok insanın da cevabını şu anda almasında önemli olan bir soru. Yani işte bir video daha Allah'ın izniyle açtım. Daha bir sürü daha bilmiyorum ne kadar video Allah'ın izniyle toplandığını. Bunlar Rabbimizin bize lütfudur. Ve diyor ki işte o kadar video ya paylaşıyorsun. İşte bir elin sayısı geçmesi. Yani abartmak açısından söylemiş. Hamdolsun 100 aşkın şu anda takipçi var da. Yani hiç o da olmasın. Yani Allah rahmetiyle yardımını bize esirgemesin. Olmasa dahi ben onun o dediği bir elin avucu kadar takipçi var şeyle, kabulüyle kabul ettim ve cevap verdim. Yani işte boşuna uğraşıyorsun. Böyle şey yapmış. Yani bu bir velev ki eğer ki ben sizin gerçekten fetihle, alemlerin Rabbi Allah'ın fetih müjdesiyle müjdelenmeseydim ve sizden yüz çevirenlerin gerçekten o geçmişteki başlarına o gazap, çetin azap, çetin zillete düştükleri gibi düşeceğini haberi almasaydım ve adım adım planın tam olarak alemlerin Rabbi Allah'ın istediği çizgide gittiğini görmeseydim, ben bu yani sizin bu kadar evet yüz çevirmeniz, birçok küfürler, hakaretler, tehditler, o kadar sapkınca nice insanların o hareketlerine elbette ki ne karşı durabilir, ne sürdürmek ister, ne bu yani aslında gördüğünüz tamamen yalnız kalmış halde böyle devam edebilirdim. Ama ben farkındayım ki şu anda tam olarak olması gereken oluyor. Subhanallah. Yani şimdi siz örnek veriyorum, uzak kalmayı marifet, yani benim bir başarısızlığım gibi zannediyorsunuz. Hayır, bu bütün Resuller, hiçbir Resul gelmemiş ki ona alay etmeleri ve yüz çevirmeleri dışında bir Resul kavmine gelmiş değil. Yani bu sizin ayıbınızdır. Hakikat bugün kaç kişi, bugün hamdolsun yüz binleri aşkın insan bunu duydu. Yani gruplarda paylaştığım yani binleri aşkın izlenen videolar var. Gözünün önünde 5000'i aşkın video, bir tanesini hatırlıyorum. 1000'i aşkın kaç tane var. Yani bunlar nedir? Elbette ki yüz binlerce, 300 bin kişinin olduğu gruplarda videolarım keza paylaşıldı, paylaştım. İnsanlar kendi profillerinde paylaştı. Yani bu bunu neden söylüyorum? Benim üzerime düşen tebliğden başkası değil. Yani plan alemlerin Rabbinin vakti gelen, vakti geldikçe zaten işitiyor. Yani şu anda hurra nice insanlar duymasını istesem buna göre bir yol izleyemez miyim? En basitinden bugün yani yüz binlerin olduğu gruplara çok basit bir şekilde nice defa paylaşımlar yaptım ama çok sakin böyle ara ara yapıyorum. Böyle ama insanlara hızla hurra yani böyle bir derdim yok. Bir sürü yöntemlerini hamdolsun biliyorum ama bununla benim amacım izleme, seyirci kazanmak, şey kasmak gibi değil. Yani benim amacım, benim üzerime düşen Rabbim bana öğrettiğine
evvela teslim olmak ve tebliğ etmektir. Sizin de üzerinize düşen Rabbinizin emrine itaat etmek, bu hem hakikate, hükme, Resulüne itaat ve sevinçle karşılamak ve itaat etmektir. Ve üzerinize düşeni yapmaktır. Ben Rabbimin gazabından korkar, onun rızasına, rahmetine ummak için üzerime düşeni yaparım. Yani burada asıl soru ve sorun sizin açınızdan siz ne yapıyorsunuz? Yani bu asıl sorulması gereken bu. Ve bu nimet. Yani şimdi bu nimete bir elin avucu diyorsun, örnek veriyorum. Bunlar zaten her şey tamam bir plan dahilinde Rabbimiz gerçekleştiriyor hamdolsun. Beni tanık 300'ünü gerektiği yerde bana gene açmazsa, gene bunlara sabretmek, bunun üzerinde ilerlemek gerçekten nasıl mümkün olur bilmiyorum. Yani bu Allah gerçekten kalbi ferahlatan, olayları öğreten hamdolsun. Yani şimdi bir olay, şimdi senin bir avuç dediğin insan, hamdolsun esas deliller zaten Facebook'ta, nice insanlar var. Sağdan ve soldan, o inkarcılar, bak ayete bak. O inkarcılar sağdan ve soldan bölükler halinde sana bakıp duruyorlar. Sağdan ve soldan. bunu o, yani bu ayetlerin çoğu bu dönemde indiğini gerçekten size anlatsanız, bu doğrudan bize hitap ettiğini anlatsanız, yani o bu ayet o zaman da hiçbir şey anlamı, hiçbir anlamı ifade etmiyordu değil. Allah'ın bir sözü gerekirse 1000 olaya doğrudan müdahale eder, doğrudan ayna ışık olur. Ama tam olarak bugün, yani sağdan ve soldan bir grup YouTube'da, bir grup Facebook'ta sürekli atıyor, göz atıyor ve çoğu böyle kahkahalar şeyi atıyorlar, bilmem kızgınlık böyle hamle şeyleri atıyorlar, emojilerini atıyorlar. Yani Allah tutuyor, onlar ne oluyor onlara yani? Sağdan ve soldan sürekli bakıp duruyorlar. Onlar her biri naim cennetlerine gireceğini mi umuyorlar? Hayır. Yani onu bildikleri şeyden yarattık. O elbette ki görüneni ve görünmeyeni yaratan Rabbimiz elbette ki her şeye kadirdir. Yani dilerse Allah sizin yerinize hep başka bir toplum getirir ve nurunu dilediği şekilde tamamlar. Ve buna zaten kadirdir ve Sübhanallah ki esas bu risaletin gerçek anlamda mücahitler, yani sırtlayacakları inşallah ki şu anda daha çocuk çağda olanlardır. Elbette ki bunu abileri, ablaları, büyükleri öncülük edecek, şahitlik yapacak, onların da bir sürü katkılarıyla inşallah ki olacak, ama esas kalabalık zaman, esas şey şu anda hazırlık döneminde, şu anda yani bu nice toparlanması gereken, o kadar insan Allah'ın dini adına konuştuğunu zannederken nice zalimler, Allah'ın dini paramparça edenler var. Allah bunları elbette ki toparlayacak. Bugün keza bir avuç diyorsun, bu sayı Allah'ın takdiriyle gün gün artıyor. Haberi olan insan, nice insanlar haber oluyor. Bugün hemen o kadar ezber üzerine birikmiş insan bunu hemen yıkması kolay mı? Keşke olsa. Bunu çok 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 erdemli, böyle temiz, tamamen kalbi doğrudan yani olan, böyle kinden, hasetten, böyle şeytani duyguların tamamından arınmış, gerçekten Rabbinden korkan ve rızasını uman, böyle sabırda, ilimde, hikmette payı olan, Allah'tan gerçekten korkan, dürüst insanlar. Yani böyle Ali Muhammed, Subhanallah, güzel kardeşim.